أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u, Lut'u da nübüvvete erdirdik. Her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık. Azap gelip çattığı zaman imana gelip de bu imanı kendilerine fayda vermiş olan bir tek memleket halkı olsun bulunsaydı ya, asla böyle bir şey vaki olmamıştır. Ancak Yunus'un halkı müstesnadır ki, bunlar iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik ve onları bir süre daha yaşattık. Zünnûn'u da an. Hani o halkına kızmış, onlardan ayrılmış, bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde şöyle yakarmıştı. Ya Rabbi, sensin ilah. Senden başka yoktur ilah. Sübhansın. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim. Yunus da şüphesiz resullerdendi. O, Rabbinden izinsiz kaçıp, yolcusunu doldurmuş gemiye kendini atmıştı. Kur'a çekmiş, Kur'a'da kaybedenler olunca denize atılmıştı. O, yaptığından ötürü pişman bir vaziyetteyken, balık onu yutuverdi. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, ta mahşere kadar onun karnında kalırdı. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, ta mahşere kadar onun karnında kalırdı. Derken biz onu ağaçsız, çıplak bir sahile attık. O bitkin bir haldeydi. Üzerine gölge yapması için orada asma kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Biz onu 100.000 nüfuslu bir şehre göndermiştik. Hatta gittikçe nüfusları artıyordu da. Yunus onları tekrar Hakk'a çağırınca, bu sefer iman ettiler. Biz de belirli bir süreye kadar onları hayattan istifade ettirdik. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve balığın yoldaşı olan zat gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine yalvarmıştı.